Merhaba. Bugün sizlerle birlikte çocukların da çok seveceği yoğurtlu kavrulmuş kabak yemeği pişireceğiz. Bunun için kabağımız, pul biber ve karabiberimiz, soğanımız, tuzumuz ve sıvı yağımız var. Sosu için ise yoğurt ve sarımsağımız var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Biraz değişik yapıyoruz biz bunu. İlk başta kabaklarımızı şöyle ortadan ikiye bölüyoruz. Sonra üç eşit parçaya bölüyoruz. Şöyle onu da üç parçaya bölüyoruz. Şimdi bunu böyle küp küp doğruyoruz. Kabaklarımı fırın tepsisine alacağım. Yağlı kağıt verilmiş fırın tepsisine. Bunu yapmamamızın nedeni bir 15 dakika fırınlıyoruz. İyice suyunu fırın çekecek ve daha ayrı farklı bir lezzet verecektir. Kabaklarımı bir güzel fırın tepsisine yayıyorum. Şimdi bunu fırına getireceğim. Şimdi fırınıma koydum. Fana getiriyorum. 200 dereceye veriyorum. Yani çalıştırmamla 15 dakika içinde pişmiş olacak. Kabaklarımızı fırına attık. Şimdi diğer malzemelerimizi hazırlıyoruz. Yoğurdumuza önceden rendelemiş olduğumuz sarımsaklarla beraber bir güzel karıştırıyoruz. Dilerseniz tuz atabilirsiniz. Bunu bir kenara alıyorum. Şimdi soğanlarımı doğruyorum. Soğanları ortadan ikiye bölüp ince ince kıyıyoruz. Görmüş olduğunuz şekilde diğer soğanımı da aynı şekilde doğruyorum. Evet, ince ince soğanlarımızı da kıydık. Kabaklarımız birazdan kabaklarımızla beraber pişirmeye koyulacağız. Kabaklarımız 15 dakika suyunu çekti. Şimdi pişirme işlemine geçiyoruz. Şimdi soğanlarımı kavuracağım. İlk başta sıvı yağımı derince tavama döküyorum. Isınmasını bekliyorum. Yağımız kızardı. Önce soğanlarımızı hafif kavuracağız. Soğanlarım hafif rengi döndü. Şimdi kabaklarını ekliyorum. Önceden fırınlamış olduğum kabakları. Kabaklarımız biraz kavruldu. Tuzunu ekliyorum. Kabakları fırına atmamızın nedeni kabaklarımız bu şekilde suyunu bırakmıyor ve lezzet açısından daha güzel oluyor. Ya da vaktiniz varsa bir gün önceden kabakları doğrayıp temiz bir bez üzerinde balkonda bekletebilirsiniz. Böylece fazla suyu buharlaşmış olacak ve lezzet açısından daha da güzel olacaktır. Dilerseniz de direkt kızartarak da yapabilirsiniz. Şimdi baharatlarımızı şöyle bir karıştırın. Altını kapatıyorum.
kabaklarımız ılıyınca bu sefer yoğurt sosumuzu dökeceğiz. Sıcak sıcak dökmeyiniz, yoksa yoğurdunuz kesilebilir. Yoğurt sosumuzu şöyle tabağımıza boşaltıyoruz. Ardından pisli kabağımızı üzerine şöyle döküyoruz. Sadece tarifi bana özgü olan, önceden deneyip memnun kaldığım bu tarifi sizinle paylaşmak istedim. Yoğurtlu, kavrulmuş kabak yemeğimiz artık servise hazırdır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tariflerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.